Daha önceki videolarda biyoloji, kimyasal tepkimeler ya da kısaca yaşam için karbonun ne kadar önemli olduğundan uzun uzun bahsetmiştik. Hatta organik kimya gibi koskoca bir kimya branşının karbon içeren molekülleri araştırmaya adandığını biliyoruz. Ayrıca karbonun bağlandığı şeylerden biri, daha doğrusu genellikle bağlandığı iki şey karbon ve de hidrojen diyebiliriz. Üstüne üstlük Sırf bu iki molekülün oluşturduğu bir çeşit molekül sınıfı bile var. Çok da zor olmayan bir isimleri var. Hidrokarbonlar. Evet, Hidrokarbonlar. Doğada oldukça fazla çeşit saf hidrokarbon olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çok çok fazla da bir kısmı hidrokarbon olan ya da hidrokarbondan türemiş olan moleküller var. Aslında araştırmak için epey ilginç bir konu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada 3 tane aynı örnekle yani etle başlayan hidrokarbon var. Çünkü hepsinin en uzun zincirindeki karbon sayısı aynı yani 2 tane. Eğer hidrokarbonların ya da organik bileşiklerin nasıl adlandırıldığını öğrenmek istiyorsanız, Khan Akademi'nin organik kimya bölümündeki gerekli videoları izleyebilirsiniz. Adlandırmanın nasıl yapıldığından tabii ki burada da bahsedeceğiz. Ama üzerinde çok da fazla durmayacağız. Bir başka deyişle bu konuda bir ön bilgilendirme olacak diyebiliriz. Et ön eki bize bu moleküllerin en uzun karbon zincirinde iki tane karbon olduğunu gösteriyor. Ama molekül adlarının sonuna bakınca bir farklılık görüyoruz değil mi? Buradaki etan, et ve an çünkü burada tek bağ var. İkinci molekülde etende en eki var. Çünkü arada çift bağ var. Yani en azından bir tane çift bağ olmalı. Aslında zaten bu zincirde sadece iki tane karbon var. Buradaki de etin. Çünkü arada üçlü bağ var. Çift ya da üçlü bağ bulundurmayan bir karbon zincirinin genel ismi alkandır. Bu da bir çeşit alkan diyebiliriz. Etan yani iki karbonlu alkan. Arasında çift bağ bulunan karbon zinciri için genel isimse alken. Aslında buraya genel isimleri de yazarsak aklımızda tutmamız kolaylaşır. Evet, buradaki Alkan. Alkan içinde çift ya da üçlü bağ içermeyen karbon zincirlerine verilen genel ad. Buradaki moleküle ise etan deniliyor. Spesifik olarak konuşursak da buradaki alken, buradaki ise alkin. Şimdi aradaki bu bağın molekülün şeklini nasıl etkilediğine bir bakalım. İlk olarak elimizde tek bağ olduğunu söyleyeceğim. Esasında burada iki tane dört yüzlü yani tetrahedron oluşuyor. Karbonlar da onların merkezinde duruyor. Mesela sol tarafa bakalım. Eğer bir bağ böyle çizilmişse, hidrojen sanki ekrandan bize doğru geliyormuş gibi düşünebiliriz. Ama eğer bağ böyle çizgi çizgi gösterilmişse, o zaman da hidrojen ekranın içine doğru gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bu şekilde bir dört yüzlü çizebiliriz. Burası taban olsun. Burası da tepesi oluyor. Yani diğer karbon tepesi gibi gözüküyor. Buradaki karbonsa tam merkezde. O zaman bir tane daha düzgün dört yüzlü çizebiliriz. Bu sefer de karbon bu merkezde. Bu karbon da tepede olacak. O da bu şekilde. Evet, tam bu şekilde gözükecek. Bu molekülün şeklini düşünürsek, sanki bu iki dört yüzü birbirinin içinden geçiyor gibi olacak. Ayrıca bu karbonların arasında sadece tek bir bağ olduğu için bu dört yüzüler bağ etrafında dönebilir. Evet, bu bağın etrafında rotasyon yapabilirler. Karbonlar arasında çift bağ olduğu zamansa işler biraz değişiyor. Arada çift bağ olduğu zaman bu bağ etrafındaki bütün bu atomları tek bir düzlem üzerinde olmaya zorluyor. Bu durumda eten üçgen düzlemsel bir şekle sahip diyebiliriz. Ayrıca çift bağ şekli yerine kilitliyor diye de düşünebiliriz. Yani hiçbir rotasyon dönme olmuyor. Üçlü bağ olursa da molekülün rotasyonunu engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bütün atomları doğrusal tek bir çizgi haline getiriyor. Aslında bu moleküllerin şekilleri derken aslında üç boyutta nasıl yerleştiklerinden bahsediyoruz. Eğer bu moleküllerin neler olduğunu merak ettiyseniz onu da kısaca anlatayım. Etan doğalgazın bir bileşeni. Aslında doğalgazın çoğu metandan oluşur. Evet, buraya da yazalım. Metan. Doğalgazın çoğu metan, yani tek karbonun dört tane hidrojene bağlanmış hali. Burada çizdiğim metan. Metan az önce söylediğim gibi doğalgazın bir bileşeni. İçinde en çok olanı. Ama yine de doğalgazın içinde biraz etan da bulabilirsiniz. Etene gelince, yani diğer adıyla etilen. Sanayide birçok değişik kullanım alanına sahip. Bence bunlar arasından en ilginç olanı bitki hormonu olarak meyveleri olgunlaştırmak için kullanılması. Etinin en çok bilinen adı ise asetilen. Yanma enerjisi çok yüksek olduğundan lambaları yakmak için kullanılabilir. Gördüğünüz gibi bu üç molekül çok benzer gözükseler de çok farklı şeyler için kullanılıyorlar. Aslında bütün bir video boyunca size değişik hidrokarbonlar gösterebilirim ama şimdi size daha nadir görünenlerden biraz bahsedip bu değişik şekilleri nasıl aldıklarından ve de nasıl adlandırıldıklarından bahsetmek istiyorum. Buradaki üçlü otomobillerde kullandığınız benzinin içinde bulunabilirler. Benzinin içinde tabii ki bunlardan daha fazlası var. Bunları oksijenle karıştırıp arabayı çalıştırırsanız çok güzel yanarlar. Yani araba için iyi bir yakıt oluştururlar. Şimdi artık bu moleküllerin adlarıyla da biraz aşina olmanın vakti geldi. Buradaki pentan. 5 karbonlu alkan. 1 2 3 4 5. Evet. En uzun zincirinde 5 karbon var. Bu nedenle de ona pentan diyoruz karbonların oluşturduğu diğer bağların ucunda da sadece hidrojen olduğu için bu molekülü böyle dallanmış budaklanmış çizmek yerine sadece bu şekilde de çizebiliriz. Aynen bu şekilde. Bu noktaların hepsinde karbon var diye düşünebilirsiniz. Bu sayede karbonları çizmeniz gerekmiyor. Ayrıca eğer bu karbonlara bağlı başka bir grup çizildiğini görmezseniz hepsine hidrojen bağlı olduğunu kabul edebilirsiniz. Yani burada gördüğümüz Penta'nın sembolik gösterimi diyebiliriz. Şeklinin biraz bükülmüş olduğunu görüyorsunuz. Çünkü her bir karbon daha önceden de gördüğümüz tetrahedron yani dört yüzlü şeklini almaya çalışıyor. Burada gördüğünüzse, ise sikloheksan. Yine bir alkan. Çünkü gördüğünüz gibi burada çift bağ yok. Hex ile başlıyor. Çünkü en uzun zincirindeki karbon sayısı 6. 1, 2, 3, 4, bu sefer daire etrafında dönerek sayıyoruz. 5, 6. Siklo diyoruz. Çünkü karbonlar açık, düz bir zincir oluşturmak yerine birbirlerine bu şekilde bağlanıp daire gibi bir şekil oluşturmuşlar. Son molekül biraz daha zorlu olacak. Son ek olarak N görüyorsunuz. Çünkü en uzun karbon zinciri çift bağ sahip. En uzun zinciri 4 karbona sahip olduğu içinse bütle başlıyor. Gördüğünüz gibi 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 numaralı karbona bakalım. Sadece çift bağ değil, bir tane de metil grubuna sahip. Bir karbonlu grup. Çünkü met ön ekiyle başlıyor. Evet. Met'le başlıyor. Neyse. Bu videodaki amacım hidrokarbonlar hakkında kısaca bahsetmek ve kimyada ne kadar işe yaradıklarını göstermekti. Ayrıca biyolojide birçok molekülün hidrokarbon kısmının da olduğunu yani bir hidrokarbon zincirine sahip olduklarını göreceksiniz. Ve tabii hidrokarbonlara bağlı olarak ne gibi özelliklere sahip olduklarını da inceleyeceksiniz.